Merhaba arkadaşlar. Evet, Flexileri görünce bugün çanta arıyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada abone olmayı da unutmayın lütfen. Çünkü daha güzel çantalar da bunların arkasında geliyor. Biraz hemen Flexi'ye değinip daha sonra hemen bu çantamızı örmeye başlayacağım. Bunun videosunu çekmemiştim. O yüzden ikisi arasındaki hem farka değineceğiz ve daha sonra da örgü videomuza geçeceğiz. Daha önce Flexi, ben bunları örnek olsun diye şu an hemen anlatıyorum. Daha önce biliyorsunuz bunu örmüştüm ve paylaşmıştım. Yine Flexi kutudan örgü kutusu yaptım, ip kutusu. Bu ikisi arasındaki fark da, şimdi bunu gösteremediğim için, zaten bu da onun aynı versiyonu. Kapak farkı ve kulpu. Bu şekilde yine buraya kadar örüyoruz. İsterseniz kapak, isterseniz kulpta oynama yapabiliyorsunuz. Plexi'yi de isterseniz, yani birçok parça kullanabilirsiniz. Bunu alta, yanlara, şunun gibi, bunu ters çevirirsek bu alt kapak gibi olur. Bu şekilde alta, yanlara ve öne isterseniz kullanmayabilirsiniz. Tek taraflı plexi olur. Birçok versiyonda kullanabilirsiniz. Bu tamamen model, ip, renk size kalmış bir şey. Şu an ikisi arasındaki farkı söyledikten sonra şöyle yan yana koyayım. Bunu kapağını bu şekilde değil de örmek isterseniz yarım, burası da yarım, ortaya bir fermuar atabilirsiniz. Ama bunu tavsiye etmem. Çünkü penye ip kalın düştüğü için çantaya elinizi girip çıkması biraz zor olabilir. O yüzden de bütün kapak daha mantıklı. Şu şekilde öne doğru örünce bir kulp yapabilirsiniz ön taraftan. O zaman daha rahat kullanırsınız. Bunu ben hiçbir şey yapmadım. Şu an üstüne bu şekilde görünmesini istediğim için. Ve şöyle bir modelimiz oldu. Bu da bütün bir model oldu. Şimdi videomuzda bunu öreceğiz. İsterseniz kapak yaptığınızda da bu modele çevirmiş olabilirsiniz. Bu da bunun hemen hemen eşdeğer aynı versiyonu olacak. Şimdi bundan sonraki videoda penye ip kullanmayacağım. Çünkü biliyorsunuz penye ipte hep sürekli kalın ince kalın ince çıktığı için böyle hoşuma gitmiyor. Bunda zaten nur şeyde gittim, yani aynı boyutta gittim. Onda sorun yok. Bununla öreceğiz. Naylon gibi böyle makrame ipi, parlak bir ip. Bu daha güzel ve kibar olacak. Onu deneyeceğiz. Birkaç tane daha çanta modeli var. Bunlardan sonra onlar gelecek. Bunların hepsini aynı anda gösterdim ki zaten hepsi birbirine aynı versiyonda. Çok da kolay bir şey, herhangi bir şey yok. Eğer Plexi'den yapmak istemezseniz de yine hobi malzemesi satan veya şeyde, ipçilerde de artık zaten tuhafiyelerde bulabiliyorsunuz. Bu tarz ahşaplar oluyor. Bunlara da örebilirsiniz. Çocuklar için de yapacağız. Güzel bir şey. Hemen hemen hepsi aynı versiyon ve model. Buna videoda da değineceğiz zaten. Şimdi videomuza başlayalım. İlk önce yapmak istediğimiz boyuttaki pleximizi kestiriyoruz. Bunu birazcık daha kısa kestirdim. Şu şekilde olacak. Bununla aynı boyda olan yine şu. İki tane. İsterseniz ön tarafa plexi koyup arkasını tamamen örgü çıkartabilir. İsterseniz iki tarafa plexi koyabilir. Ya da yan taraf, alt taraf ve bu sol taraf olmak üzere her yerine plexi ekleyebilirsiniz. Eğer iki ön ve arka iki, yanlara da 3-5 plexi ile örecekseniz penye ipi kullanmanızı tavsiye etmem. O zaman bununla yapacağız makrame ipi. Naylon ipten, çünkü çok kaba duruyor penye. Şimdi önce bunun nasıl yapıldığını, bunu yaparken video çekmemiştim. O yüzden bunun aynısını tekrar öreceğiz ve göstermiş olacağım. Daha sonrasında da ben onu sökeceğim ve başka modellere geçeceğiz. Bir sürü olasılık mevcut. Şu an hepsini örsem, dediğim gibi, ya satmam gerekir ya da hediye etmem gerekir. Bunu hediye edeceğim.
Plexi'nin ön ve arka tarafında iki tane şeffaf koruma bantı var. Onları çıkartıyoruz. Renkli plexiler de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. İkinci pleximizi de açıyoruz. Bunu sadece bu modeli örüp göstermek için örüyorum. Çünkü onu öncesinde örmüştüm. Videosunu çekmemiştim. İstediğiniz 6 parçaya kadar plexi kullanabilirsiniz. İster ön tarafa, ister ikili ön ve arkaya bu karelerden. İsterseniz yanlar için de kestirebilirsiniz. Alt bölümü kestirebilirsiniz. Üst kapak için, şunun için kestirebilirsiniz. Nereye örgü, nereye plexi yapmak istiyorsanız ona göre kesim yapabilirsiniz. Penye iplerde ipi çok kopararak devam etmenizi tavsiye etmem. Çünkü penye ip hem sündüğü için çıkma ihtimali yine yüksek. Kenarlardan saklama olaylarında biraz kaba duruyor açıkçası. Şu tığımızı kullanalım. Bunların da şu lastikleri çıkıyor. O yüzden sevmiyorum. Şunu çıkmış o zaman böyle yapıyorum çıktığı zaman. Tekrar geri bastırıyorum. Evet. Örgümüze başlayabiliriz. Bunda ne yaptım onun için de göstereceğim aslında. Dört kenarı dolaştıktan sonra buraya artık bir şey yapmıyorsunuz. Şu yanlara devam etmeniz gerekiyor. Çok pardon. Buraya gelip tekrar geri dönüp tekrar bu şekilde 3 sıra ya da 4 sıra bu enini ayarlamanız gerekiyor. Ama ördüğünüz örgüde şunda buradan buraya gittiğimiz zaman tekrar buraya kadar gitmek için burada ip kopartıyorlar. Buradan tekrar başlıyorlar. Şu an bunda böyle gelip böyle geldiğim zaman hem örgü yine aynı düz yine hiç ip koparmadan devam etmiş oluyor. Onu göstereceğim size. Hızlı geçecek yaptığım bölüm. Nerede hızlı geçecek? Başlangıç noktasını zaten göstereceğim. Daha sonrasında da İpin ucunu bulabilirsem başlayacağım. Köşelere 3 yapıyorum. Çünkü şurayı 1, 2, 3 çok anca denkliyor. 2 yaparsanız da bir anda burası geri çekiliyor ve hoş durmuyor. O yüzden plexi örerken köşelere 3 tane koymanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde örgümüzle başlayalım. İlk sıradan başlıyorum. Önce 4 kenarı gideceğim. Sonra dönmeye başlayacağım. Şunu alayım. 1 2 Altta bir şey serersem çok daha güzel olacak. Altına yumuşak bir battaniye koydum ki şu şekilde koyduğum zaman hem tıkıldama yapmasın hem de daha kolay gösterebileyim diye. Evet, 3 tanemiz duruyor ve devam ediyoruz. Kaç delik yaptırmışsanız her deliğiniz 1 ilmek. Diğer köşeye kadar bu işlemi devam ediyorum. Şimdi neden böyle şu işlemi yaptığımı söyleyeyim.
Bunu buradan aldığımız zaman elimizde bir örgü örmediğimiz için hem dolaması çok zor oluyor, hem de elde tutması çok zor oluyor. O yüzden tekrar tığın yönünü böyle yaptığım zaman şu telden çıkmam daha kolay oluyor. Yani normal örgü şu şekildeyken böyle böyle örebiliyorsanız yine daha kolay yapabilirsiniz. Evet, şimdi köşeye geldik. 1 2 yine böyle de kullanıyorum. Diğer türlü de kullanıyorum çekmeyi. 3 Bir tane yapıyorum sık iğne. Daha sonra halkamı buraya koyup iki tanesini buna veriyorum. Halkaya veriyorum. 1 2 Devam ediyorum. Halkam takıldı oraya. Şimdi bu köşemiz zaten 3'tü. Bir tanesini öreceğiz. Şu iki halka yerimiz. Yine halkamı alıyorum. Bir, iki. Ve bir tane batıp köşeyi tamamlıyorum. Şimdi artık çantamızın şu üst kısmı tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Şu kısım. Buraya bir daha geri dönmeyeceğiz şu anda. Bu şekilde gideceğiz. Şimdi oraya başlıyoruz. Onu göstereceğim. Bu köşe... 2 ile başlayın. Üçüncüyü siz batın ya da şuradan bir tane iptal edebilirim. O da üçüncü olur. Öyle yapalım. Evet. İpi daha sonra oradan saklayabilirsiniz ya da şu ortalardan başlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi hiç örmeden, sık iğne yapmadan bunu buradan geçirip köşemi birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu şu an ilk döndüğüm için yapıyorum ve örgüme başlıyorum. Örgüyü sık iğnelerde normalde şu aralara batarız. Ama bu şekilde yaptığınız zaman o hataya düşmeyin. Çantanın içine bir kalem koyduğunuz zaman düşer. O yüzden işte ara bölgelere batarak doluluk hissi vermeye çalışıyoruz. Yani bunun gibi. Eğer sık iğne yaptığımız deliklere batarsanız, şu belirgin deliklere, hepsi delik delik kalacak. Mesela bir göz kalemi veya herhangi bir şey koyduğunuz zaman da bunun buradan düşme şansı çok fazla. Her yeri delik delik oluyor. O yüzden de biz şu aralara batıyoruz. Yani normalde şişle kazak örerken ki örgüye benziyor. Yani şuna değil, şu boşluğa değil, şu telin arasına batıyoruz. Telin kendi içine batıyoruz. Ben şimdi bunu şu şekilde dolanacağım ve tersine gitmeyi göstereceğim. Şimdi köşemize geldik ve battım. Bir tanesi burada kaldı. Ne yapıyoruz burada? Bir tane zincir çekiyorum dönmek için. Şöyle bakın, eğer burayı hizalayamamışsak
şu sonuncuya da batabilirsiniz. Tekrar şu boşluğa ve yana bir tane vermiş olursunuz. O da burayı düzgün denklemiş olur. Yani 3 taneyi bitirdikten sonra şu aradaki boşluğa batıp şu bölgeyi düzlememiz gerekiyor. Bir tane batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüş yapacağız şimdi. Dönüş yaptığımız zaman aynı örgüyü örebilmemiz işte bu noktada mümkün değil. Çünkü örgünün tersi oluyor. Bu sefer örgü bir ters bir düz oluyor. Örgünün düzü aslında burası. Yani şöyle bir model çıkacak. Başak modeli gibi. Onun için buradan döndükten sonra ya ipi koparıp buradan başlayacaksınız, burada koparacaksınız, buradan başlayacaksınız, burada. Bunu 4 sıra boyunca yaparsanız 4 kere buradan ip koparmış olacaksınız. Arka taraf için yine 4 sırada. Burada 8-9 tane bir de diktiğinizin ipi 9 tane ip kopuğu olacak. Penyepte veya başka ördüğünüz şeylerde ne kadar çok ip kopartırsanız yaptığınız şeyin kalitesi o kadar düşer. Yani ip koparmak iyi bir şey değil aslında. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Tığı sol elime alıyorum. Ve şimdi solla örmeye başlayacağım. Yani bu ne oluyor? Aynı örgüyü bu yönde devam etme oluyor. Bunu bu şekilde yine devam ederek gidiyorum. Ve örgüm hiç tersine dönmeden yine aynı istikametteki örgü modeliyle, şu an masada olduğu için biraz zorlanıyorum, şuraya alsam diyelim ki ben sol elimle yapamıyorum, bu örgüyü de bu şekilde aynı yönde nasıl devam edeceğim sağ elle derseniz, şöyle yapabiliriz. Tığ yine bu elinizde olur. Ama şu şekilde gitmeniz gerekir. Yine aynı örgüyü buraya getirebilmeniz için. Ama bu sefer de maalesef ters denk gelir aldığınız ilmekler. Yani döndürmeniz zor olur. Sol el daha kolay olur diye düşünüyorum. Şu şekilde. Çünkü yine şuraya bakmam gerekecek sağ elle. Buradan ilmeğimi dolayacağım. Buradan çıkaracağım. Tekrar ilmek verip ikisini buradan çıkartacağım. Böyle veremezseniz gelmez. Şöyle. Kalın bir ip olduğu için iki elle de örmek zor aslında. Biraz kaba düşüyor el için. Bakalım örgümüze. Yine aynı şekilde devam ederek gidiyoruz. Sol elle dediğim gibi daha çok kolay gidersiniz.
Evet, çantamızın son kısmına geldik. Ve bu birinci parçasını bitirmiş oluyoruz. Penye ip örerken penye ipiniz daima böyle boşta ve size hemen gelecek şekilde olsun. Çünkü zaten bunu örerken astılıp sündürmekten sünüyor ve daha sonra geri çekiyor lastik gibi. Eğer o şekilde astılarak ördüğünüz bir örgü olursa çektiği zaman çok daha sıkı bir örgü olur ve örmesi o zaman çok daha zor olur. Sıkıştıktan sonra da taş gibi olur. O yüzden ipiniz daima böyle sürekli kolay alabileceğiniz yerde olsun ki sıkışmasın örgü. Çok sıkı örmeyin. Çok da bol örmeyin. Hem sağlaklar hem de solaklar için gibi oldu sanki bu video. Evet, son batıyorum. Ve bu parçanın, yani bunda yaptığımız işlemin aynısını diğer plexide de yapıyorum. Ve daha sonra ikisini birleştirdiğimiz zaman çantamızın ana hatları ortaya çıkıyor şu şekilde. En sonunda ortadan dikeceğiz. Örgümüz bitti. Şimdi ikinci parçamız da geldi. İkisinde de 4 sıra ördüm. Buranın ipini kopartmıyorum. Çünkü bununla geriye doğru dikiş yapacağız. Göz kararı bir miktar kesiyorum ki diğer tarafta bitsin. Yine koparmadan devam edebilirim. Şöyle bir iğne almıştım. Ama bunu İlk geçirmemle maalesef burası çıktı. Misinalı iğne diye geçiyor. Kaç liraya almıştım? 5 lira falandı sanırım. O yüzden şununla yapacağım. Bu çıkmamıştı diğerini dikerken. Penye ip de bu şekilde kolayca geçirebiliyorsunuz. Şimdi çantamızın birleştirip bu şekilde orta dikişi düzgün olacak şekilde dikiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu iki çıkıntıyı, yani şu dişleri dışarı verirseniz orada bir çizgi oluşur. O yüzden bunun bu telini karşı tarafında üst telini kullanarak dikeceğim.